Sağlıklı günler. Olay Sağlığa hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Erim bizimle birlikte. Biz bugün özellikle demans ve Alzheimer'dan bahsedeceğiz. Toplumsal olarak yaşadığımız bazen unutkanlıklar ve özellikle gençlerde bu dönemlerde çok sık gözlenen unutkanlık davranışının acaba tehlikeli mi, bir demans işaretçisi mi, yoksa normal hayatın süre gelen akışıyla paralel bir unutkanlık mı olduğunu soracağız uzmanımıza ve yanıtlarını alacağız kendisinden. Sizler de bizleri özellikle unutkanlıklar, demans ve Alzheimer'la ilgili sorularınız için 0224 alan koduyla 331 7075 numaralı telefonlardan, olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresimizden ve Olay Sağlık, Olay TV Olay Sağlık Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Mesajlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz efendim. Hemen ben hocama dönmek istiyorum. Artık Olay Televizyonu izleyenleri sizi çok yakından tanıyor. Ve bana artık soruyorlar, çeşitli mailler alıyoruz bu konuyla ilgili. Unutkanlıkla ilgili daha önce kısa kısa bilgiler bize vermiştiniz. Ancak Alzheimer'ı merkeze hiç almamıştık. Programımızdaki giriş konuşmalarımızdan sonra sanırım merkezde Alzheimer hastalığı olacak. Öyle değil mi hocam? Evet. Alzheimer konuşalım. Kısaca o zaman bizim yaşadığımız olayları hafızamıza nasıl attığımızı, bazı olayları da hafızamıza neden atamadığımızı konuşalım. Böyle başlayalım. Tamam. Şimdi bakın, olaya yaklaşım biçimimiz şöyle olmalı. Bizim hafızaya atmamız için, özellikle şimdi hafızadan bahsettiğimiz uzun süreli hafıza, anılarımızdan bahsediyoruz. Eğer biz anılarımızla ilgili bir yükleme yapacaksak, önce bir olay meydana gelecek. Bu olay beynimiz tarafından algılanacak. Algılandıktan sonra sizin içsel, duysal olarak bütün verileriniz, bununla ilişkili korkularınız, sevinçleriniz, heyecanlarınız bu olayla ilişkilendirilecek ve bu ilişkilendirmeyle beraber beynin iç tarafında, temporal bölgede bulunan, orta temporal bölgedeki hipokampüs bölgesinde amigdala üzerinden o bölgede amigdala da uzun süre hafızaya çevrilecek. Şimdi bu nasıl olacak peki? Burada bir nöronal dizi var. Ve şimdi siz nöronal dizilerin sayısı da belli. Ve siz onların üzerine bir yükleme yapacaksınız. Eğer sizin içsel uyarılarınız ne kadar kuvvetliyse bunun oraya yüklenme oranı da o kadar yüksek. Dolayısıyla bu yükleme için içinizden gelen uyarılarla o olayın ilişkilendirilmesi, birbirine bağlanması gerekiyor ki o sizde yoğun bir şekilde hafızaya kaydedilsin. Peki sorun şu, Alzheimer'da ne oluyor peki? İşte Alzheimer'daki sorun, o nöronal dizideki sorunlar ve daha doğrusu hücre nöron ölümleri nedeniyle azalan hücre sayıları ve o yolaklar üzerindeki kontrol mekanizmalarının bozulması nedeniyle kısa süreli hafıza, uzun süreli hafızaya bu anılarla, anıların oluşturulması aşamasında duyguların onların üzerine yeterince katılıp işlenememesi nedeniyle uzun süreli hafızaya aktarılamıyor. Peki şunu sorabilir miyiz acaba? Alzheimer hala inanılmaz fazla sayıda üzerinde çalışma yapılan bir konu. Evet. Hala pek çok alt başlığı ve tipi var ama gerçekten de acaba nöronlar Alzheimer'da ölüyorlar mı yoksa fonksiyon dışı mı kalıyorlar? Yani bazı çalışmalar bu konuda çünkü farklı ikilemler de ortaya çıkartabiliyor. Evet, çok haklısınız. Gerçekten bununla ilgili ama şöyle bir şey gözden geçirelim. Nasıl biz Alzheimer tanısını koyuyoruz? Alzheimer tanısını koymak için yararlandığımız yöntemlerden bir tanesi kraniyal MRI adını verdiğimiz beynin görüntüleme yöntemi. Ne yapıyordu kraniyal MR'da? Beyninizi kesitler halinde tarıyorsunuz. Orada volümsel olarak bir kayıp var mı? Hacimsel olarak var mı yok mu onu inceliyorsunuz. Peki burada rastladığımız şeylerden bir tanesine korteks adını verdiğimiz gri madde, o en dış tabaka dediğimiz gri madde, onun kalınlığında incelme, atrofi. Yani içindeki hücre ölümlerinin de eşlik ettiği, hücre kaybının da eşlik ettiği bir volüm kaybı meydana geliyor ve beyinde küçülme meydana geliyor. Bir bakıyorsunuz ki o beyin gittikçe biraz küçülmüş, çevresindeki sıvı dolu alanların daha da arttığını izliyorsunuz. Bu bize şunu gösteriyor, beynin ön loblarında belirgin olmak üzere temporal bölgelerinde buna eşlik ettiği, dolayısıyla frontal lobun kontrolünün kaybolup temporalin de uzun süreli hafızaya çevirme gücünün kaybolduğu bir tablo ortaya çıkıyor ki sonuç Alzheimer hastalığı.
Şimdi peki bunu sadece acaba unutkanlık Alzheimer'dan mı var? Hayır, yaşlılıkta da var. Bunun adı senilite. Senilite ve Alzheimer arasında farklılıklar var. Normalde her insan yaşlandığında kısmen unutkanlığı olacaktır. Ama aradaki fark şu, patolojik olaylar. Ne demiştik? Birinde sayısal olarak ve şiddet ve şey olarak azalır, ötekisinde tamamen kaybolur. Alzheimer hastalığında eski olayları inanılmaz şekilde hatırlayabilirsiniz ki hepsi gerçek değildir, emin olun. Değişkenlik gösterir ama son olaylar, en son ana yakın olaylarsa kesinlikle hafızada yer almamıştır. Çok kısa bir unutulur. Nasıl peki saptayalım? Çok basit bir iki örnek verelim. Örneğin kişi mutfağa gider, yemeği ocağa koyar ama ocağının altını yaktıktan sonra unutur. En çok görülen şeylerden biri tencereler yanar. Ama çay, bunu hepimiz yanar. Yapıyoruz. Yani. Ama biz nasıl yapıyoruz? O sizin konsantrasyondaki eksikliğinizden kaynaklanıyor. Yoksa bir nöronal kaybınız yok. Şimdi gençlerde hep bunu işte biraz sonra yine tartışırız. Evet. Gençlerde görülen olayların başında bu geliyor. Aslında çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesine, şimdi bakın genç çocuklara, herkesin elinde bir tane bilgisayar, iPad, telefon, herkes bir şeyler oynuyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Beyniniz zaten sürekli kayıt ediyor ama siz de beyninizin üzerine oradaki bir oyunu oraya yüklüyorsunuz. Gereksiz anlamda inanılmaz bir hızda onu hafızanıza zorluyorsunuz. Yükle yükle. Çünkü hatırlamak zorundasınız. Onları hatırlamazsa oyun oynayamazsınız. Ne oldu peki? O nöronlarınız, güzel nöronlarınız hepsi uyduruk bir iş için, bir oyun uğruna hepsi heba oldu. Tabii günlük hayatta her şey bitti. O zaman diyorsunuz ki aman Allah'ım neyi unuttum? Evde şunu unuttum. Bu sayede diyorsunuz ki acaba Alzheimer mı oldum kardeşim? Daha yaşın senin 25 bile yok. Yani 26 yaşına kadar senin beynin gelişiyor. Yapılan çalışmalar şunu göstermiştir. Bizler doğumdan itibaren içerideki nöronlarımızın sayısı inanılmaz bir hızla aynıdır. Şey yoktur. Nöronların nesi artar peki? 26 yaşına kadar bağlantıları artar. Şimdi bakın bu çok ciddi bir şey, kavram. Bunu anlamaya çalışalım lütfen. Bir çocuk doğduğu zaman bağlantı sayısı çok fazla değildir. Ama o her an, her gün, her saat büyüdükçe içerideki beynin o yüz milyonlarca her bunu saniye boyunca inanılmaz rakamlarda yeni sinaps adını verdiğimiz bir takım diğer nöronlarla bağlantıları gelişir. Biliyor musunuz yapılan kesitsel çalışmalarda beyinde bunun 26 yaşına kadar sürdüğü görülmüş. Şimdi asıl soru şurada geliyor. Peki 26 yaşına kadar sonra yine var ama asla eskisi kadar değil. Hep şunu söyleriz. 26 yaşına kadar öğreniminiz her zaman artarak gider. Her zaman açıksınızdır. Her olayı kavrarsınız. 26 ile 36 yaşınız aynı plato gibidir. Düz bir çizgi çeker. Artık idare edersiniz. Kimileri gelir, kimileri gider ama giren çıkan hemen hemen eşittir. 36'dan sonra da artık yavaş yavaş iniş başlar. İşte ondan sonra muhteşem bir şey var, kelime var. Onun adı da tecrübe. Ne demek tecrübe? İşte geçmişte uzun süre hafızamıza attığınız, aslında hafızanız derken onu şöyle yorumlayalım. Bilinç altında. Beyninizdeki nöronal diziler tarafından oluşturulmuş bir takım döngüler var. İçsel döngülerimiz var. Sizin o döngülerinizin sayısı çok artar. Sizin o döngüleriniz sizden bağımsız olarak bir olayla karşılaştıklarında ona otomatik yanıt verirler. Şimdi çok küçük bir örnek verelim. Örneğin bisiklete binmeyi biliyorsunuzdur. Ama bisiklete şu anda diyelim ki 2 yıldır binmediniz ama bir tane bisiklet getirsek herhalde şurada bir 15-20 saniye içinde tekrar binmeye başlarsınız. Yüzme. Yüzerken hiç düşünmezsiniz. Ama örneğin şurada bir yandan oturuyorsunuz, bir yandan sizinle konuşuyoruz. Değil mi? Evet. Ama bakın burada çok daha ilginç bir şey var. Hepimiz şunu yapıyoruz. Zannediyoruz ki biz bunların hepsini yaparken bilincimizle yapıyoruz. Bilinç kavramı burada çok önemli. Bilinç işte ben her şeyin farkındayım. Ben bunu bilerek, isteyerek, anlayarak yapıyorum diyorsunuz. Minik bir tanım yapayım. Sadece şu kadarını bilmemiz yeter. Biz insanoğlu aslında öyle mükemmel yaratılmış bir varlığız ki, bakın makine demedim, varlığız ki, bu varlık kendi içinde sadece nöronlardan oluştuğu için zeki değildir. Bunun zeki olmasının diğer bizim canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz şudur.
genlerimize baktığınız zaman, yani bir tane maymunla aramızdaki farkın çok çok küçük olduğunu söylersem kimse şaşırmayacaktır. Hı hı. Hepimiz biliriz. Kaldı ki tavukla da fazla farkımız yok. O da %98'i tutar. Peki o zaman bu kadar benzer olmamıza rağmen neden dünyayı bizler işgal ettik? Neden bizler bütün dünyayı ele geçirdik de tavuk egemenliği yok? Ya, o zaman soru şu. Bizim onlardan bir farkımız var. Bizler kişiler arası, insanlar arası iletişim kurarız. Ve bu iletişim işte bizim bilinç altında otomatik olarak oluşturulur. Şimdi çok küçük minik bir şey daha söyleyeyim. Bakın konudan konuya atlayabilir miyim? Böyle tabii ki, farklı bir şey olsun. Mesela ben hep şunu söylerim. İnsanlar karşıdaki bir kişiyle karşılaştığınız zaman bazen dersiniz ki ay ben bunu pek sevdim. Bu çok benim içim kaynadı bu çocuğa. Hı hı. Şimdi içim kaynadı ne demek? Şu demek. Sizin içinizde sizin genleriniz var. HLA genleriniz var. HLA'nız sizin human locus antigen adını verdiniz biliyorsunuz. Kodlayan. O sisteminiz karşı taraftan bunun feromonlarını alır. O kişinin kokusu yoluyla burnunuzdan onlar içeri girer. Kanım kaynadı yani bu değil mi aslında? Aynen kan öyle. Çekti kanım vesaire. Kan çekti. O sırada sizin içinizde bu yorumlanır. Onunla sizin içerideki sistem birbirini eşleştirir. Der ki bu benim için çok uygun bir insan. Bunların bir çalışması yapılmış daha önce yıllar önce. Çok hoş bir çalışma. Benim çok hoşuma gidiyor. İnsanların beğenme fonksiyonları üzerine bir araştırma yapılmış. Demişler ki neden beğeniyoruz? Niçin beğeniyoruz? Hiç hoşlanmadım ben bunun tipinden diyor. Nasıl tipinden hoşlanmadım? Hepimiz aynı ortak fikirlere sahibiz. Çok önemli bir şey var. Hoşlanmadım dediğiniz insanla mutlaka genlerle ilişkili bir benzerlik HLA kodlarınızda eğer bir uyum yoksa kesinlikle hoşlanmıyorsunuz. Onu çiziyorsunuz. Ama eğer kişiyi hiç görmeseniz bile onun kokusundan geçerken buradan geçen kişinin kokusundan tanıyıp oraya bakarsanız. Bu size şunu söyler aslında. Bilinçli falan filan hepsi bir yere kadar. Ama bunların ötesinde en önemli şey iç dünyanızdaki bu sizin derinde yatan bilinç dışının sizin adınıza sizi yönettiğidir. Peki bir soru soralım mı? Kokuyu daha önce de konuşmuştuk ancak amigdalayı yani kalıcı belleğimizi bizim zorlayan bazı olaylar ya da orada kalabilecek olayların nitelikleri ve şiddetleri kişiden kişiye değişir mi? Örnek veriyorum, kimi insanlarda trajediler, dramlar ve üzüntüler hiç ömür boyunca hayatından çıkmaz ve önemli anılar olarak kalır. Kimi insanlarda, örnek veriyorum benim çevremde de çok böyle insan örneği var, en başında da annem geliyor, olumsuzlukları siler, ben onu hatırlamıyorum der o detayı. Sen nasıl aklında tutuyorsun? Ama pozitif şeyleri sorduğunuz zaman daha pozitif kalan hatıraların hepsini anlatır sayabilir size. Bu acaba nereden kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor? İşte bilinç dedik ya baştan. Bilinciniz aslında bunları yönlendirir. Aslında bilincin içinde, içeride beynimizin içinde inanılmaz bir rekabet vardır biliyor musunuz? Dünyanın en büyük demokrasisi insan beyninde döner. Hı hı. İçeride böyle birden birbirinden fazla farklı sayıda böyle bir takım şeyler vardır, güdüler vardır. Onlar kendi aralarında çatışırlar. O iç çatışma esnasında hangisi galip gelirse dış dünyaya onun savunduğu fikirler dışarıya yansıtılır. Bu da kişisel değil Tabii kişisel. Şimdi dolayısıyla sizin o iş dünyanızdaki iyi kötü olaylarında yapılan çalışmalar şunu göstermiştir. Kötü olayların iz bırakma oranı iyilere göre çok çok daha fazladır. Hı hı. Kesinlikle. Şimdi iyi olayları sıralayın derseniz ben size sayın desem 10 tane sayamazsınız. Evet. Kötü olayları desem 5 yaşından başlarsınız. Hepsi aklınıza gelir. Yani bu içerideki dediğim gibi o bir takım içsel güdüler, korkularınız, hobileriniz çok güçlüdür. Hı hı. Onların dedim ya içsel duyular, hı hı, bunlar içgüdüleriniz. Onlarla beslendiği için onların orada depolanması anılara geçip kuvvetlenmesi çok daha yüksek oranda olur. Daha fazla nöronal dizi hareketi geçirdikleri için daha derine işlerler. Çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Son hemen aklımızda kalsın. Hep onu işledik, dedik amigdalayı işledik falan filan. Aslında çok ilginç bir şey daha var. En önemlisi nedir biliyor musunuz? Daha da derine işleyebilirsiniz. Nereye? Genlerinize.
kalıtımsal diyorsun, aa diyorsun ya bu babasının oğlusu işte, annesi gibi davranıyor. Aynı onun gibi. Evet, sadece onun gibi değil. Ondan önceki nesilleri gibi de davranıyor. Bizim bu tamamen genlerimizin içine, o DNA adını verdiğimiz genlerin içine işlemesi de bunu ifade eder. Derler ki eğer çok istiyorsanız, çok arzu ediyor ve sizi çok etkilediyse bunu genlerinize işlersiniz. Hı hı. Gelecek nesillere aktarmanızın en önemli özelliği budur. O genlerin içine işledikçe o sizin birçok daha sonraki nesle aktarılır ki o özellik yaşatılır. Şimdi aksi takdirde yani insanoğlunun en önemli özelliği neydi? Bizim diğer varlıklardan ayıran iletişim. Yani iletişim bir, bir de ikincisi dünyanın en zayıf varlığıdır insanoğlu. Bir bebek kendi kendini koruyabilir mi? Evet. Açlığını giderebilir mi? Ama bugün bir tane zürafayı bıraksanız yaklaşık olarak yarım saat sonra ayakları üzerine kalkar herhalde. Ondan sonra yürür. Ondan sonra bir diğerine bakarsanız ondan sonra bir saat içinde koşmaya başlar. Hayvan kendi kendine avlanır. Yani onların bakım süreleriyle bizimkiler arasında dünyalar kadar fark var. Bir çocuk bizim kaç yaşına kadar bakıyoruz? 3-5'ten geçtim bırakın ergenlik çağına kadar onunla berabersiniz. Ama o içerideki o nöronal fazın gelişmesi o ergenlik dönemini de geçer. O ergenlik dönemindeki o çatışmalar, gördüğünüz garip davranışlar, garip dersiniz ki bu nasıl bir çocuk? Böyle bir çocuk benden olur mu? Evet, sizden olur. Çünkü o çocuk sadece sizin eseriniz değildir. Yaşadığı çevrenin o çocuk üzerinde yarattıkları da onun kişiliğini oturmasını sağlar ve geleceğe de o yansıyacaktır. Ama en ilginci şu bence bu arada. Bizim bugünkü halimizde yani bugünkü ben ile bundan önceki bir yıl önceki Mustafa Erim, bir yıl sonraki Mustafa Erim de farklı olacaklar. Neden? Çünkü ben de doğal olarak bir çevrede yaşıyorum. Ne kadar olursa olsun çevrenin ve yanımdaki insanların bunda çok büyük rolü var. En önemli faktör sevgi. Ailede eğer sevgi varsa, ailede çocuk veya birey gerekli bir şekilde duygusal olarak, duygusal olarak besleniyorsa o mutluluk adını verdiğimiz haz sistemlerini harekete geçirir ki bu da en önemli olarak kişinin daha bilinçli, daha olumlu, biraz önce söylediğiniz o duyguyu pekiştirir, kişi onu hatırlamak üzere daha çok anılarına yazar. Sizin asıl cevaplamak istediğim şey bu. Annenizin muhtemelen onunla ilgili anıları çok iyi. Hı hı. O olaylardan duyduğu haz, ondan duyduğu mutluluk o kadar fazla ki onunla bütünleştirip tamamen beynin iç köşesine anılarını bunlara atmış olmalı. Şunu sormak istiyorum. Özellikle bu dönem çocuklarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyen pek çok sınav aşamasını da atlatıyoruz. YGS'ler, LYS'ler, TEOG'lar vesaire vesaire. Bu sınavlar başlamadan Nisan-Mayıs ayında artık periyodiktir bu bizim için. Herhangi bir nöroloji uzmanını ekrana çıkardığımızda hep çocukların zihnini, zekasını, beynini besleyecek olan gıdalar sorulur. Beyne benzeyen gıdalarla beslenin denir. Örnek veriyorum ceviz gibi. Fakat artık şunu öğreniyoruz ki sizden biz. Bizim artık doğduktan sonra bebeğimizdeki nöronların yani sinir hücrelerinin sayılarını artırmamız mümkün değil. Evet. Değil mi? Evet. Bu noktada çocuğun zihnine iyi gelen ya da düşünmesine, hafızasına, matematik gücüne vesaireye iyi gelen besinler sıralaması gibi bir şey mantıklı mı yoksa koruyucu mu, mantıksız mı? Ne dersiniz? Ben şöyle düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim olsun. Yani bir takım şuna inanıyorum. İçeride nöronlar var. Yani sonuçta biyolojik bir varlığız. Biyolojik varlık olduğumuz için oradaki eksikleri yerine koymalıyız. Oradaki bir takım maddeler yerine konabilmeli. Ha bunlar neler olabilir? İşte çeşitli vitaminler olmalı, işte katalizör maddeler olmalı, proteinler olmalı, karbonhidrat, yağlar. Şimdi yağ deyip geçmeyin yani. Beyniniz sonuçta bir yağdan oluşuyor. Yani bu eksikse onunla ilgili sorunlar yaşarsınız. Onun için ben şuna inanıyorum. Ben dengeli olmasından yanayım. Hiçbir şeyin abartılı olarak birinin fazla, birinin az, o şu çok iyiymiş, şu çok iyi görüyor, aman bu şunu kullanmış, çok iyi. Yok böyle bir şey. Ama bilinen bir şey var. Bir takım maddeler var. Hangi maddeler var? Omega 3 gibi. Hı hı. Şimdi bunu artık tartışmıyoruz. Omega 3'ün gösterildiği gibi sinir sisteminde nöronların iletim zamanları üzerine etkisi var ve sinaptik olgularda oldukça faydalı, yararlı ve bu gösterilmiş bir çalışma. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda son derece yaygın. Bizim genelde önerdiğimiz o. Onun dışında DHA var biliyorsunuz yine bunun bir varyasyonu olarak. Ben bunun dışında her türlü metallerden bahsettim. İşte kalsiyumundan, sodyum, potasyumunuza geçin ama bir çinkonuza kadar.
eksik olmamalı hiçbir şey vücudunuzda. Onların da yerli yerinde olması lazım. Çünkü onlara da ihtiyacınız var. Ama bunun dışında aşırı derecede şeker yüklemenin de bir esprisi yok. Şimdi işte derler ya, ne verelim çocuğumuzda? İşte vereceğiniz şey şu. Çocuğu kesinlikle belli bir şey hantallatmayacak, onu aşırı yük getirmeyecek, aşırı şekerli karbonhidratlardan uzak tutup belirli oranda proteinli ve dengeli beslenmeyi sağlamak bence daha ideal diye düşünüyorum. Ha bu arada sebzenizden, meyvenizden geniş bir perspektifte hepsinden yararlanabilirsiniz. Bunların hepsinden yarar görürsünüz. Yoksa şunu cevizli sadece ceviz yiyelim, yok öyle. Tek başına cevizin pek bir anlamı yok. Ama benim kastettiğim, eğer siz onunla ilgili amino asitleri de her şeyi vermek istiyorsanız balığından tutun da işte etine kadar veya diğer protein kaynaklarına kadar, ama bunun da gerekli olan yağlarına kadar almak zorunda. Şimdi hepimizin mesela kolesterol diyorsunuz. Evet. Aman kolesterolüm düşsün, kolesterolüm düşsün. Şimdi soruyorum, lütfen rica ediyorum. Yani tamam düşürelim de, çok hoş, tamam düşsün. İyi de sizin hücreleriniz kolesterolden yapılıyor. Evet, stabilizasyonu sağlıyor hücre zarında. Ne olacak? Şimdi bu kolesterolü kesin bakalım. Hadi hep beraber düşürelim. En son olacağını size söyleyeyim mi? Acı bir şekilde. Damarlarınız çatlar, beyin kanamasından ölürsünüz. Yani onun için yani anlatmaya çalıştım. Abartmanın ve dozu kaçırmanın anlamı yok. Denge bu işin sırrı diye düşünüyorum. Dengenin bu işin sırrı olduğunu, özellikle beslenmedeki dengenin bu işin sırrı olduğunu ifade ettik. Omega 3'ün altını çizdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle şunu sormak istiyorum ben. Sıklıkla demans kelimesi artık gündemi zorluyor. Ama Alzheimer'la demans arasında birçok fark var. Birbirlerinin kategorisi mi, yoksa bambaşka iki ayrı hastalık mı? Biraz Alzheimer'la demansı kıyaslayalım mı? Şöyle yapalım. Tabii kıyaslayalım ama şimdi toplum içinde şöyle, ya aslında bilinmesi gereken şey şu. Alzheimer bir demans türüdür. Hı hı. Yani Alzheimer demans başlığının altındakilerden bir tanesidir. Onun dışında birkaç tane daha demans tipi var. Bunların da kendine ait bir takım özellikler var. Onlar basitçe bir tanesinden istersin kısaca tabii ki, biraz tabii. Bir iki örnek vermek isterim. Bunlardan bir tanesi işte basitçe yine frontotemporal olan demanslarda kişide son derece o bölgedeki harabiyete bağlı olarak saldırganlık artar. Hı hı. Mesela ne olur biliyor musunuz? Bunlar ellerinde olmadan gidip bir yerden değeri olmayan bir şeyleri almaya meyillidirler. Alır. Yani bir anlamı da yoktur. Parasal değeri de yoktur. Ama buna dayanamaz. Bunu alır buradan yani. Bunu alır. Bu aslında bir hastalığın bir parçası. Şimdi o kişiye vay sen bunu aldın, bunu hırsızlık. Yok böyle bir şey. Yani bu bir hastalık. Ama saldırganlıklar olur. Kontrol mekanizmaları çok kötü olur ve bu saldırganlıklar nedeniyle bazı kişiler, ki kişinin başta önce kişinin kendisinin olmasını öngörürsünüz ama onun dışında çevresindeki insanlar zarar görebilirler. Burası çok önemli. Burada kalalım, bir telefonumuz var. Buradan devam edeceğiz telefondan sonra. Sadece unutmak değil, saldırganlığın en önemli demans işaretlerinden, demanslardan birinin işaretlerinden evet, biri olduğunu biri ifade olabilir. Ettik. Ve bir de maddi değeri olması şart değil. Ortamdan bazı şeyleri almak, sahiplenmek. Tabii. Yani bunu şey olarak görmemek lazım. Ha, hasta işte bak buna, yok öyle bir şey. Bu onun engel olamadığı içsel, dedim ya. Hı hı. Kontrol edemediği bir davranış kalıbı olarak görmek lazım. Peki. Ankara'dan bir telefonumuz var. Bartu Baykan hatta. Merhaba efendim. Hoş geldiniz programımıza. Alo. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar efendim. Hemen sorunuzu alalım. İyi günler. Benim bir sorum olacaktı Mustafa Bey'e. Buyurun. Bizim 80 yaşında bir hastamız var. Kendisi beynine fırtına attı. Bunun sonucunda da şimdi hastaneden eve döndüğünde bazı şeyleri hatırlamıyor ya da yanlış hatırlıyor. Bunun bize 6 ay süresince olacağını, daha sonrasında eğer düzelmezse sorunlar olacak söylediler. Bu konuda bilgi almak istiyordum. Aslında ne kadar güzel değil mi? Çok özetle, çok hoş bir şekilde ifade ediyor. Dedi ki beyne pıhtı attı. Evet. Evet, hani bir tane biraz önce demiştiniz ya, demansın başka çeşitleri var mı? Hı-hı. Bunda da vasküler demans. Damarsal yani demans değil evet, mi? Evet, damarların tıkanıklığına bağlı olarak gelişen demans türü. Peki demans hangi bölgeyle ilişki arkadaşlar? Frontal bölge, beynin ön tarafına olan damarsal patolojilerde kişi kontrol mekanizmalarını kaybeder. Bakın beyninizin
minicik bir şey söyleyeyim size. Sol ön tarafı, solda sağ elini kullananlar için konuşuyorum. Orada bir dorsolateral prefrontal korteks dediğimiz bir yer var. DLPPC diye bir alanımız var. Bu alanın hem lateral kısmı hem medial alanı var. Hı hı. Bu sizin beyninizin ana işlemcileri bu tarafta. O oradaki içerideki o hani bilişsel fonksiyonları, ana yönlendirmeleri o yapıyor. O bütün her tarafla haberleşiyor. Gerekli kararlar veriyor. Sizin ahlaki kurallarınız, sosyal yapınız, sizin içinde bulunduğunuz ortam, çevre, bütün faktörleri değerlendiriyor ve bunlara göre bir takım kararlar veriyor. Bu sistem bozulduğu için, bu sizin bahsettiğiniz olguda gerçekten bir takım unutkanlıklar çok belirgin derecede ortaya çıkacaktır. Ama sadece unutkanlıklar değil, kişilik değişiklikleri de olacaktır. Eskiden melek gibi olan bir insan daha saldırgan, çevresine daha zarar verici olabilir. Ama şunu bilmeniz lazım. Bu ne olursa olsun bu o kişinin kötüleştiği anlamına gelmez. Bu sadece bildiğiniz basit bir hastalıktır. Basitten kastettiğim sebebi organik olması nedeniyle basit bir hastalıktır. Tedavisi gerçekten kolay değildir. Belli bir uğraş gerektirir, belli bir düzen gerektirir. Kesinlikle çevrenin ona olan davranışlarının da gelecekte o kişinin neler yapacağını belirleyeceğini asla unutulmaması gerekir. Bunun için ısrarla söylüyorum. Hasta direniyor. Ben diyor şöyle de sizi hatırlamıyor. Siz diyor sen diyor komşunun oğlusun diyor. Yani siz ona inat edip ben senin oğlum diye iddia etmesinin yararı yoktur. Eğer o komşunun oğlu diyorsa yani bir süreliğine öyle olabilirsiniz. Öbür odaya gidip gelinceye kadar komşunun oğlu olursunuz. Ama sonuçta bir gerçek var değişmez. O sizin onun oğlu olduğunuzu bilmenizdir. Evet. Gerçek budur. Onun için burada hastaya yardımcı olup anksiyetesini artırmamak en önemli aşamalardan biridir. Bu ne demek? Biraz açalım mı bunu? Evet. Bunu şöyle söyleyelim. Kısacası hastayla inatlaşmak iyi değildir. Hasta eğer bir şeyi inat ediyorsa ona gerçekleri söylemek doğru değildir. Anne yanlış hatırlıyorsun. O öyle değil. Bak böyle olması lazım. Bu davranışlar kişinin sadece sinirlerinin bozulmasına ve reaksiyon göstermesine sebebiyet verir. O tür durumlarda onu sakinleştirmek, farklı şeyler söylemek, oyalamak, onun istediği, arzu ettiği şeyleri yapıyormuş gibi ayarlayıp ondan sonra tekrar eski düzene dönmek ve onun alışık olduğu özellikle çevresel düzenleri değiştirmemek gerekir. Bu ne demek? Bu da şu demek. Kişinin evindeki yatağını değiştiremezsiniz. Evini değiştiremezsiniz. Evini değiştirirseniz eğer kişi tuvaleti bulamaz. Şok olursunuz. Benim evim daha lüks, saray gibi, her şey mükemmel ama annem tuvaleti bulamıyor. Evet, bulamıyor. Çünkü siz onun nöronal devrelerine ihanet ettiniz. Tanımlanmış olan tuvaletin yolunu ondan sildiniz. Şimdi uzun bir zaman sonra kendi evine götürecek olursanız evinde de bulamayacak. Çünkü o yollar silinmeye başlayacak. Bu nedenle biz şunu öneriyoruz. Lütfen bu tür hastalarımızın eşyalarını eski diye, bunları kırık diye onları değiştirmeye çalışmayın. Mümkün olduğu kadar alıştığı eşyaları ve ortamı aynı şekilde korumaya özen gösterin ve ona yardımcı olun. Sadece o ne söylüyorsa evet haklısın. Yapmaya çalışalım. Hadi hazırlanalım. Hadi bir gidelim. Tamam burası bizim evimiz değil. Bir çıkıp dolaşalım. Bir tane küçük çanta hazırlarsanız toplam 5 dakikanızı alır. 5 dakika sonra zaten unutur emin olabilirsiniz. Yani onun için çok büyük sorun yaşamazsınız. Ama inatlaşmak sizi daha çok hasta eder. Yani onun kadar siz de hasta olursunuz. O nedenle bu tür durumlarda mümkün olduğunca hastayı rahatlatmak en önemli ölçütlerden bir diye düşünüyorum. Bartu Bey'in Bartu Bey'e aslında başta kendisine de çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Belki tablo hiç umduğumuz gibi çıkmayacak. Çok daha pozitif bir yola doğru ilerleyecek. Belki ifade ettiğimiz bu dirençli koşullarla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Ben de kendi ailemden bir örnek vereyim. Sizin sevgiyle altını çizdiğiniz bir kavram. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz demans hastası. Son evre. Artık hiçbirimizi tanımıyor. Konuşmuyor. Fakat pozitif şeyler söylediğiniz zaman yemek yiyor. O da size tebessüm ederek bakıyor.
herhangi bir diyalog kurmadığınız zaman bu hem bakıcılarının hem de birinci dereceden aile dostlarının yorumu. Diyalog kurmadığımızda, onunla konuşmadığımızda tamamen içine kapanıyor diyorlar. Ama sevgi sözcükleri söylediğiniz zaman artık aile bağı da hiç önemli değil. Her gelenin pozitif cümlelerinden, ses tonlamasından, dokunmalarından inanılmaz pozitif yönde etkilendiğini, kalbinin, tansiyonunun, ritminin ve iştahının bile sevgiyle birlikte paralel olarak seyrettiğini söylüyorlar. Şimdi bu noktada tedavi amaçlı yapılabilecek hemen hemen tek şey sanırım sevgi göstermek değil mi? Bu raddede. Aslında burada çok güzel, yani hepimizin bildiği bir kelimeden de bahsedeyim. Depresyon, yani içe kapanma, içe çekilme bu hastalığı artıran en önemli sebeptir. Sonuç duygusal olarak o hastanın beslenmemesidir. Siz ona duygusal olarak eğer ilgi vermiyorsanız, o kişinin nöron dizilerinin desteklenmemesi sebebiyle yıkılmasına izin veriyorsanız, o zaman o kişilik değişiyor, ona kalıcı hale gelir. O yüzden mümkün olduğunca onu alabildiği ölçüde her şeyi vermek lazım. Ancak öyle rahatlatırsınız. Ne güzel en söylediniz. Önemli sakinleştirici bu diye düşünüyorum. Ne güzel söylediniz. Kısacık bir ara vereceğiz efendim. Reklamlara gidiyoruz. Ardından yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. Nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Erim bizimle birlikte. Biz bugün özellikle demansı, Alzheimer'ı ve sağlıklı unutkanlıklarımızı konuşuyoruz. En son Ankara'dan bir telefonumuz gelmişti. Bartu Baykan'ın telefonunu yanıtladık. Buna benzer pek çok telefon geliyor ama bir tanesinden bahsederim. Guillain-Barré sendromundan şikayetçi izleyicilerimiz var. Acaba belirtiler hafif hafif benzerlik gösterdiği için Alzheimer'la aynı şey mi diye soranlar oluyor. Ne diyelim? Guillain-Barré sendromu çok ilginç bir sendrom arkadaşlar. Sebebi şu, aslında bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya bir üründen sistem enfeksiyondan yaklaşık 15 gün sonra ortaya çıkan, ayaklardan başlayıp yukarıya doğru seyir gösteren son derece şiddetli güç kaybıdır. Nasıl olur biliyor musunuz? Hasta öncelikle bir işte 15-20 gün önce bir ya böbrek enfeksiyonu geçirmiştir ya üst solunum yolu enfeksiyonu. Ondan sonra bir gün bize hasta genelde şunun için başvurur. Hocam ayak parmaklarımı kıpırdatamıyorum, ayaklarımı oynatamıyorum. Daha sonra der ki hocam eskiden ayaklarımı oynatıyordum, şimdi bacaklarımı oynatamıyorum. Yukarıya doğru çıkar, en son solunumu tutar ve tedavi edilmezse sonu kesin ölümdür. Bunun anlamı şu. Bu bir viral enfeksiyon. Ascenden miyelopati, yani medulla spinalis, onu yukarıya doğru ilerleyen bir miyelopati dediğimiz bir tutulum var. Bir viral enfeksiyondur. Hani bu herpes simplex falan filan var. Onlar gibi bir şey düşünelim lütfen. Şimdi burada bizi en çok şey yapan şey şu, acil bir durum olduğu için derhal tedavisine en azından çok hızlı bir şekilde başlanması gerekir. Daha hastanın ayak parmakları, ayakları oynamıyor. Bu işi ya sabaha ben bırakayım, sabah götüreyim mi göstereyim dediniz mi 6 ile 8 saat içinde inanılmaz derecede hızlı bir şekilde ilerleyip solunum yetmez de ölüme sebebiyet verebilir. Derhal hastaneye gidip bazıları daha yavaş seyreder. Çok önemlidir. Onun için hemen bir nöroloji uzmanı değerlendirmeli. Bununla birlikte gerekli önlemler alınmalı. Tedavisi de hastanelerde işte özel yöntemler var. İmmünoglobulinler gibi falan bir takım immünoglobulin G uygulamaları var. Onlarla yapılıyor. Veya biz bunlarla ilgili hani bir böbrekte bir dışarıda süzme ile oradaki mikrobu alabilmeniz mümkün. Onu da ancak işte nefrolojiyle ortak yapıyorsunuz. Bir takım çalışmalar var. Tedavi yöntemleri de bu. Ciddiyeti var. Ancak bunun Alzheimer'la yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Sadece güçsüzlük olarak benzer. Hani güç kaybı, hareketsizlik onlara benzer ama bilişsel fonksiyonlar açısından hiçbir zaman tutulumu yoktur. Kanıtsal yatkınlık var mı Guillain-Barré'de? Guillain-Barré'de kanıtsal yatkınlık bildiğim kadarıyla yok. Ama asıl önemli olan dediğim gibi bir 15-20 gün öncesine, 2-3 hafta öncesine geçirilmiş bir enfeksiyon var. Aslında çok ilginç değil mi? Bir otoimmün hastalık gibi. Yani sizin vücudunuza bir mikrop giriyor. O mikroba karşı vücudunuz bir şeyler üretiyor. O üretilen immünoglobinler sizin sinir sisteminizi harap ediyor.
yani kendi kendinizle hasta verdiğiniz bir savaş diyebiliriz bunun için. Onun için de onları temizlenmesi, kandan temizlenmesi gerekiyor. Ve immünoglobulinin tedavisiyle ancak durdurabiliyorsunuz. Bulaşıcılık fonksiyonu da yok. Sadece yok. Bir önceki geçirilen enfeksiyonun sanırım maliyetini biraz ciddi ödüyor bu hastalar. Evet, evet. Yani onun için şey yapmamak lazım. İşte aradan bir de nasıl olur biliyor musunuz? Önce iyileşirsiniz. Yani 15 gün önce hasta olursunuz, hiçbir şeyiniz yoktu, tam toparladım falan filan. Sonra bir gün dersin ki benim ayaklarım oynamıyor, bir şey oldu galiba. Sonra der ki hocam, der ki dinleneyim geçer. Herkes öyle der zaten. Ben sonra gece derler ki hocam ayağı oynamıyordu, bacakları da oynamıyor bunun. Bir şey oldu bizim hasta, bir bakalım mı, ne yapalım? İşte o zaman eğer dikkatli gözler bundan yanılmazlar, hemen tanırlar. Çok yani bu, ama iyi bir şey, kesinlikle çok ciddidir, önemlidir, nadir görülür ama nadir görülmekle beraber tedaviye yanıt da verir. Onun için yakalanması son derece önemli, hayatı tehdit eder diye düşünüyorum. Şimdi sizi ekranda gören izleyicilerimiz kafa çınlaması, kulak çınlaması vesaire gibi tinnitus diyeti sizin tabir ettiğiniz sorunla ilgili sorularını yöneltiyorlar ama ben söz veriyorum ekranımızdan. Mustafa Hocam'ı özellikle sadece kulak çınlaması ile ilgili ayrı bir programda daha konuk edeceğiz. Çünkü çok fazla özellikle el ayak uyuşması ile ilgili gelen şikayetler vardı. Glambare'den de gelen yine bu sendromla ilgili gelen de sorularımız vardı. Net bir şekilde cevaplamış olduk. Bu arada bir de telefonumuz var, hatta ona da yanıt verelim. Melahat Aktaş, hatta Bursa'da bizi arayan bir izleyicimiz. Melahat Hanım merhaba. Melahat Hanım sesimizi duyuyor mu acaba? Melahat Hanım merhaba tekrar. Peki birazdan yeniden bağlayalım Melahat Hanım'ı. Sorusunu onun da merak ediyoruz. Yanıt vereceğiz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak en son demansta sadece unutkanlık değil, saldırgan belirtiler de eşlik eder demiştiniz. Evet. Bu arada cisimleri almak da bir ayrı belirti. Yavaş yavaş ilerleyecek olursak bunları gözlemleyen, birinci dereceden gözlemleyen kişi genellikle büyük ebeveynler mi oluyor? Yani demansın tanısı hangi yaşlarda konulmaya başlandı? Aslında demans şöyle bir özelliği var. Her bir 5 yıllık bir katı olarak hesaplarsanız yaş ilerledikçe özellikle 90 küsürlü yaşlarda %45'ler seviyesine kadar çıkabilen bir hastalık oranına sahip. Yani yaşınız ilerledikçe demans olma olasılığınız da gittikçe ona bağlı olarak artıyor. Olasılıklar oldukça yükseliyor. Peki buradaki soru şu olmalı. Dediğiniz gibi şimdi biz yaşa bağlı bu olay artıyor ama neden artıyor? Çünkü nöron kaybınız var. Aslında şimdi bizim olayı anlatırken şuna dikkat etmem lazım. Size bunu anlatmam lazım. Şimdi biz beynimizde insan olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesi şu. Hani nöronal ağlardan bahsettik ya 26 yaşına kadar. Ondan sonra siz bir takım olayları tekrarladıkça ve onları yaptıkça ve o size uyarılar geldikçe belli nöronal ağları kuvvetlendiriyorsunuz, diğerleri zayıflıyor. Zayıf olanlar oradan erimeye başlıyor ve silinmeye başlıyor. Bu silinmedir aslında sizi siz yapan. Şimdi bunu düşünün, siz ileriye belli bir yaşa kadar korunmuş bir yapıyla geldiniz, elinizde bir sağlam oturan nöronal yapı var, korunmuş kurallarınız var. Fakat onların desteklenmediği ve oradaki nöronal akışların bozulduğu durumlarda silinmeler başlıyor. Zayıflama başlıyor. Güçten azalma başlıyor. Şimdi mesela bir yere 5 tane yoldan gidebilirsiniz. Ama bu yollardan 3'ü silindiği zaman diğer ikisi sizin için çok önem arz ediyor. Her zamanki kullandığınız yol silinirse ötekine kalıyorsunuz. Şöyle bir olay var. Çok minik bir örnek vereyim size. Diyelim ki yani bir hedefiniz var ulaşmak için. Bunun için kullanabileceğiniz elinizde birden fazla yöntem varsa bir alet çantası var. Alet çantanızın içinde de her türlü alet var. Diyelim ki bir vida var. Vida var. Bunu neyle açacaksınız? En basit bunun için bir tane tornavida gerekti. O gün yanınızda tornavida yok. Bunu nasıl açabilirim? Ben bununla işte kurbağacık kullanıp onu da açabilirim. Ha bak o da yok. Ama bende pense var. Penseyle de açabilirim. Ama sizde sadece alet çantanızda tornavida varsa ve o gün o yoksa o vidayı çözemezsiniz. Evet. İşte aslında bu neyi anlama geliyor biliyor musunuz? Bilişsel olarak daha önceden desteklenmişseniz ve sizin iç dünyanız sizi sürekli olarak bir olaya karşı birden fazla yanıtla
o olaya yönelebilme şansını yaratabilecek yollar açmışsa, nöronal devreler kurmuşsa, onlardan biri ikisi harap olsa bile siz üçüncüyü, üç de harap olsa dördüncüyü kullanıyorsunuz. Biz buna şey diyoruz, etrafından dolanırsınız. Ne olur? Bilişiniz biraz daha uzun sürer, biraz daha güç olur ama halledersiniz. Hı hı. Yani aklınıza şöyle düşünün, İngilizce mesela yabancı dil öğreniyorsunuz. Kelimenin bir tanesi tam cuk diye oturuyor ama onu hatırlamıyorsun. Bir tür aklınıza gelmiyor. Şimdi normalde nasıl olur? Donup kalırsınız. Evet. Aslında işte İngilizceyi iyi bilenler ona takılmazlar. Önemli olan buradaki o içerideki sizin beyninizin içindeki diğer yol. Onu farklı bir yerden anlatırsınız. Farz edin ki en kısa yol o anda çalışmıyor. Orada bir engel var. Başka türlü ulaşamaz mıyım? Çevresinden dolaşırım, altından geçerim, üstünden geçerim. Bir şekilde hedef noktasına ulaşırsınız. Başka kelimelerle anlatmak diyelim. Bunu çözüm için başka olayların da devreye alınması diyebiliriz. O zaman bilişsel olarak kendinizi hazır hissedersiniz. Kimler bunlar? İşte bulmaca çözmek evet. demiştik. Bir tanesi neydi? Hobiler, değil evet. mi? Hobiler çok önemliydi. Bir diğer bence en önemlilerinden bir tanesi bizim için yeni olayları öğrenmek için mücadele etmek. Bakın en önemlisi budur. Beyindeki nöronal aktiviteyi canlandırmak istiyorsanız satranç oynamanız da sizi bir yerlere getirir. Hı hı. Ama bir süre sonra oradaki alışkanlık yaratan hamleler beyninize kazanacağı için siz onları içgüdüsel olarak içerideki nöronal devreleri kullanarak yaparsanız size ekstra bir nöronal katkısı yoktur. Araba sürmek, bisiklet evet, kullanmaya dönüştü. Aynı bu hale evet. gelir. Ama biz ne istiyoruz? Yeni nöronal devreler yaratmak istiyoruz. O zaman siz onunla ilgili zorlanırsınız. Ne yaparsınız? İşte bilinç dediğiniz hı hı. şey burada devreye girer. Bilinç geminin en üstündeki kaptandır. O kaptan gibi köşede durur. O sizin aslında işi yapan kaptan değildir. İşi yapan geminin içindeki çalışan yüzlerce binmeşte personeldir. Onlar işi götür ama o ne yapar? Yön verir. İşte biz bilinci bu anlamda kullanırız. Peki son 4 dakikanın içerisindeyiz. Elbette saatlerce konuşulacak iki ayrı konu, hem Alzheimer hem demansı konuştuk. Fakat tedavilerine geldiğimiz zaman yeni dönem dizayn ilaçlar, Türkiye'de şu an kullanılan son tedavi metotları, kısaca bunlardan bahsedelim mi? Özellikle TMS'yi biraz vurgulayalım. Onu vurgulayalım, şöyle yapalım. Bakın şimdi ilaçlarla ilgili artık hepimiz o kadar tecrübeliyiz ki, ben bildiğim bile son 10-15 yıldır ilaçlar hep aynı ilaçlar. Piyasaya çıkan son bir iki tane daha yeni ilaç var ama inanın, o kadar dünya hızı değişmiyor. Ama Amerika'da ve yurt dışında yapılan bir takım faz 2 faz 3 çalışmaları var. Çok ciddi yanıtlar elde edilen çalışmalar var. Orada umut vaat eden tedaviler var. Bunlar çok hoş şeyler. Bu güzel bir şey. Ama ben hep şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece kimyasal maddelere bağlı kalmak ne kadar doğru acaba? Hı hı. Sadece bunu tabii ben de düşünmüyorum. Yurt dışındaki herkes düşünüyor bunu. Herkesin kafası böyle çalışıyor. İnsanlar artık farklı bakış açıları getirdiler. Acaba biz bu kadar maddeci olmalı mıyız? Maddesel mi düşünmeniz her şeyi? Hayır, değil. İşte TMS, transkranial magnetic stimülasyon, bununla ilgili dünya üzerinde şu anda büyük denemeleri yapılan, çalışmaları yapılan yöntemlerden bir tanesi. Hı hı. Neden? Çünkü o nöronal dizilerden bahsettik. Biliyoruz ki eğer siz bir nöronal ağı ne kadar sık kullanırsanız, ne kadar çok uyarırsanız o kadar sık kuvvetleniyor. Şimdi TMS'de ne yapıyorsunuz? Saniyede 15 kez çakıyorsunuz, 20 kere çakıyorsunuz. O beynin içindeki nöronal ağı ki özellikle bu ana merkezleri, kontrol merkezleri çalıştırdığınız için transkraniyal manyetik stimülasyon yönteminde, yani TMS adını verdiğiniz yöntemde o bölgedeki uyarılar aşağıya doğru beynin genelinde bütün bölgeler, özellikle temporal ve bu biraz önce uzun süre hafıza alanlarında olmak üzere her bölgeyi bombardımana tutuyor. Hı hı. Neyi tutuyor? Sizin daha önce teşkil ettiğiniz nöronal ağlarınızın üzerinden sürekli bir akım başlıyor. Siz normalde onları çalıştıramıyorsunuz bilişsel olarak, çünkü kontrol sizde değil. Onları çalıştıramanız şeyi dışarıdan bir makine geliyor, size veriyor hı hı. içeriye. Şimdi bu uyarılarla o yollara kuvvet kazandırıyorsunuz. O yolların iletimini artırıyorsunuz. O uyarılabilirlik oralarda resmi olarak o bölgenin kuvvetlenmesine yol açıyor. Peki sonuç olarak ne elde ediyorsunuz? Risk var mı bir de? Bunu da soralım. Risk olarak şöyle, çok basit bir mantığı var. Ben o kadar bütün hastalarıma ve yakınımı bunu söylüyorum. Diyorum ki dünyada, Amerika'da FDA onayı aldı 2 sene önce, güvenlik açısından özellikle. Amerika'da şu anda
hamilelerde kullanılan tek yöntemdir. Yani bunu ısrarla söylüyorum. Diyorum ki gerisine siz karar verin. Artık bu yani, son cevabı evet, verir, değil yani mi? Çünkü hamilelerde kullanılması izin verilen tek yöntemdir. Hiçbir zarar yoktur. Hastanedeki MR cihazının çalışma prensibiyle aynısıdır. Sadece 3 Tesla gücünde olduğu için ciddi ilaçlar, yani ciddi yöntemlerdir. Ve bununla siz modülasyon yaparsınız. İnsan beyni aktive edersiniz. Bazı bölgeyi, ki her bölgeyi yapacak halimiz yok. Ama asıl önemli olan, demansiyel süreçle ilişkili olan o ana kontrol merkezlerini yaparsanız faydası oluyor. Peki neler gördük? Etkilerimiz neler var? Son bir dakika. Evet, şunu gördük yaptığımız uygulamalarda. Bir kere eğer tamamen o bölge harap olmuşsa, gerçekten hastanın oradaki bütün hücreler harap diye %80, %90'lar gelmişse, onu artık mucizeden başkası olmaz. Hı hı. Ama başlangıç döneminde, orta dönemlerde yaptığınız zaman o bölgeler hareket haline ve canlandığı için kişi bir süre sonra yavaş yavaş kendi o eskiye dönüp bir takım şeyleri hatırlıyor. Kısa süreli hafıza %25-30'lardan başlıyor, %45-50'lere kadar, 60'lara kadar düzeliyor. Onun süresinde hastanın yorumlama gücü artıyor ve en önemlisi, beni en çok mutlu eden, hasta depresyondan çıkıyor. Hı hı. Doğal olarak ağırlaştırıcı en önemli faktör olan depresyonu da siz kaldırdığınız için onun yaşam kalitesini en az bir iki seviye yukarı alıyorsunuz. Ne mutlu, bunlara bir faydamız olabiliyorsa. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Mustafa Yerim bugün konuğumuzdu. Yarın yine farklı bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle.